Hasan nötr 3 eboni çubuğu yünlü kumaşa, bir cam çubuğu ipek kumaşa sürtüyor. Kumaşları sürttüğü eboni çubuklardan iki tanesini destek çubuğuna asıyor. Ebonit ve cam çubuğu eboni çubuklara yaklaştırıldığında görseldeki durumlar meydana geliyor. Deneye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yün kumaşa sürtülen eboni çubuk eksiyle yüklenecek. Ve bu eboni çubuklar birbirlerine yaklaştırıldıklarında ikisi de aynı yükle oldukları için itme kuvveti meydana gelmiş olacak. Ve cisimler sürtünmeli elektriklenebilir mi? Elektriklenebilir. Yani yünlü kumaşa sürtülen çubuk yüklenmiş oluyor. Zıt yükler birbirini çekiyor. Buradaysa cam çubuğa biz ipek kumaş sürttüğümüzde cam çubuk artı ile yüklenmiş oluyor. Ve eboni çubuk da eksiydi. Eksi yüklü eboni çubuk artı yüklü cam çubuğa çekme kuvveti uyguladığı için aralarında böyle bir etkileşim meydana geliyor. O zaman zıt yükler birbirini çeker, aynı yükler birbirini iter ifadesi de doğru olmuş oluyor. Cisimler etkiyle elektriklenebilir demiş. Burada etkiyle elektriklenme yaklaştırarak elektriklenme olmuş olacak. Burada sürtünme var. Bu sebeple bu ifadeyi kabul edemeyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği.